üretim alanımızda yaşanan genel sorunlar. Batman'da biliyorsunuz ucuz iş gücü var. Yani asgari ücreti verilen bir yerde lütufmuş gibi gösterilen ve şu an alanda Batman'da ve bölgede, yani bu atölyede, küçük atölyelerde çalışan, markaya çalışmayan yerler, 8.000 liradan, 10.000 liradan, 10.000 liradan hala çalışan işçiler var. Ve zorla mesai zorunlu olmadığı halde zorla mesaiye bırakıyorlar. Ve bunu tehdit olarak işçi sınıfına karşı kullanıyorlar. Biz sendikalar olarak çağrımızı her zaman yapıyoruz. İşçi arkadaşlarımızın yanınızdayız her an. Ama maalesef sermaye bir yönde işçiyi korkutmaya başlıyor. Ve bölgemizde, her zaman da bunu dile getiriyorum, bölgemizde işçi arkadaşlarımızın patronu sadece iş yeri değil, aile de baskı var. Şimdi işte 300 kişi çalıştığı yerde niye 300 kişi cevap vermedi, siz niye cevap verdiniz? Bu sefer o arkadaşımız evden de psikoloji baskısı altında kalıyor. İş yerine gittiği zaman ya işverenin baskısı kabul edecek, veyahut da eve geldiği zaman ailesiyle bu sefer arası olacak. Ondan dolayı biz bölgede ve özellikle özelimizde Batman'da işverene de çağrımızdır. İşçiye, insan onuruna yaraşır bir iş alanı ve ücret istiyoruz ve çalışabilecek bir ortam istiyoruz. Onun için biz bütün arkadaşlarımızı örgütlemeye davet ediyoruz. Biz öncülüğü yapmaya hazırız. Bütün işçi arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bugün Türkiye'de tekstil sektöründe en çok ezilen kesim maalesef tekstil. İnsanca yaşamak için daha ücretler konusunda iyileştirmeler istiyoruz. Demin Hamit Bey'in de dediği gibi elden maaşlar hala elden veriliyor. 8.000, 10.000'e çalışan işçilerimiz var, çocuk işçilerimiz var. Ayrıca sendikal örgütlemenin önündeki engellerin kalkmasını istiyoruz. Anayasal haklarını kullandıkları için birçok yaptırıma maruz kalıyorlar. Bunların ortadan kalkmasını istiyoruz. 1 Mayıs'tan sonra umarım sendikal örgütleme daha güçlü bir şekilde olur. Güneydoğu'da tekstil sektöründeki işçi gerçekten çok eziliyor. Biz bunlar için buradayız. Bunları daha iyi koşullarda yaşamak için, daha iyi ücret, daha iyi insanca yaşamak için bizler burada öncülük yapıyoruz. İnşallah güzel şeyler olur. Genel olarak eşit talep istiyor. Genel olarak da bir kadro gelmesini istiyor. Ve işçiler her zaman bunu dile getiriyor. Hani eşit bir hak, eşit bir özgürlük, eşit bir kadrolaşma istiyor. Hepimiz de bunu istiyoruz. Bunun için alanlarda olmaya da devam edeceğiz. Başlıca sorunlarımızda aslında iki tane bu şu aralar çok gündemde olan sorunumuz var. Bir tanesi meslektaşlarımıza yapılan haince saldırılar. Maalesef işverenler ve yani öteki paydaşlar tarafından. İkincisi ise kent sorunları çok büyük canlar almakta ve bu da tabii ki de mimarinin, işte planlamanın etkisiyle oluyor. Bunlarla ilgili sesimizi duyurabilmek için sahaya indik ve elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız her zaman. Taleplerimiz can güvenliğinin sağlanması, meslek öneminin artırılması ve taleplerimize karşılık bulmak açıkçası. İnsanca çalışmak ve insanca kazançlarımızı elde edip hayatımıza devam etmek. İkinci isteğimiz ise yaşanabilir, sürdürülebilir kentlerde yer almak istiyoruz. Bu en doğal hakkımız ama gördüğümüz gibi betondan yığma ve asla insan hayatını önemsenmediği, sadece rant üzerine kurulu şehirlerde yaşıyoruz. Bunun olmaması için sesimizi yükseltmeye geldik 1 Mayıs'ta. Umarım hepimize eşit ve özgür bir yaşam getirir.